Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda amatör birin sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz neymiş bakalım. Bir f fonksiyonu tanımlanmış. Burada f2 değerini istiyor. Şimdi şu içinin 2 olmasını istiyoruz. Yani kök x eksi 3 eşittir 2 olsun. Bunu sağlayan x değeri nedir? Önce bunu bulalım. 3'ü diğer tarafa atıyorum. Eksi 3 artı 3 diye gidiyor. 5 oluyor. Kök x 5 ise her iki tarafın karesini aldığında x 25 gelir. Yani bu şu anlama geliyor. 25 yazdığında x'in yerine şu içerisi 2 oluyor diyor. Tabi orada yazıyorsam her yerde 25 yazacağım. Şimdi onu yapacağız. 25 yazdığımızda orası 2 oluyor dedik. Diğer tarafta 25 yazdığımızda kök 25 eksi 3 bölü 25 artı 1. Kök 25 5'tir. 5 eksi 3 bölü. 25 artı 1 26 yani 2 bölü 26 gelir. Bu da 1 bölü 13'e eşittir gençler. Doğru cevap E şıkkı olur. Gene bir f fonksiyonu tanımlanmış. f 1 bölü 4 değeri kaçtır diye soruyor. İçeriye yani 4 üzeri x artı 1'i 1 bölü 4 yapmak istiyoruz. 1 bölü 4 nasıl yazılır? 4 üzeri eksi 1 olarak yazılır. Şimdi 4 üzeri x artı 1 eşittir 4 üzeri eksi 1 ise. Üstlerin birbirine eşit olması lazım. Bu eşitliğin sağlanması için. x artı 1 eşittir. Eksi 1 diyoruz. O zaman bunu sağlayan x değeri eksi 2'dir. Şimdi her yerde x yerine eksi 2 yazarsak. Orası içerisi zaten 1 bölü 4 geliyor dedik. 8 üzeri x yerine eksi 2 yazıyorum gençler. x yerine eksi 2 yazıyoruz. 8 üzeri eksi, eksi 2 artı 3. Yani 8 üzeri 2 artı 3'ten 5 gelir. 8 2'nin küpüdür. 2 üzeri 3'ün 5. dereceden kuvveti olarak yazabiliriz. Üstte kuvvet çarpılıyor. O halde ne bulmuş oluyoruz? 2 üzeri 15 yani doğru cevap B şıkkıdır. <laughs> x kaçtır diyor. Fx tanımlanmış. Tek tek yerine yazacağız. F x eksi 1'i bulalım. 7 çarpı x yerine bakın x eksi 1 yazacağız f'te. 7 çarpı x eksi 1 eksi 6. Buradan da 7x eksi 13 gelir. F 2x artı 3'ü bulalım. Gene mantık aynı. x yerine 2x artı 3 yazıyoruz. 7 çarpı 2x artı 3 eksi 6. Yani 14x artı 21 eksi 6'dan artı 15 f 3x x yerine 3x yazıyoruz. 7 çarpı 3x eksi 6'dan 21x eksi 6. Şimdi bu değerleri burada yerleştirirsek. f x eksi 1 7x eksi 13 eşittir. Eksi f 2x artı 3 14x artı 15 eşit. Eşittir f 3x 21x eksi 6'ya eşit. Eksi 5 düzenlersek 7x eksi 13 eksi 14x eksi 15 eşittir 21x eksi 11. 7x eksi 14x eksi 7x olur. Eksi 7x eksi 28 eşittir 21x eksi 11. Diğer tarafa atarsak eksi 28x bunu da diğer tarafa attık 17. Yalnız bırakırsak x'i gençler x eksi 17 bölü 28 olarak bulunmuş olur. Doğru cevap C şıkkı gelir. <laughs> F5 değeri kaçtır? Yani şu içerisini 5 yapmaya çalışıyoruz. 1 eksi x bölü x artı 2'yi 5'e eşitlersek. Tabi buradan sonra içler dışlar çarpımı. 1 eksi x eşittir. 5 x artı 10. Buradan 9 eşittir. 6 x. Sonrasında x eşittir. Eksi 9 bölü 6 yani eksi 3 bölü 2 gelir. Sonra gidip x yerine eksi 3 bölü 2 yazacağız. Yazarsak sol taraf 5 oluyor. Eksi 3 bölü 2 yazıyoruz. Eksi 3 bölü 2 artı 2 bölü 1 eksi eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü artı 2 ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Bölü 1 eksi eksi 3 bölü 2 yani 1 artı 3 bölü 2 o da 5 bölü 2'dir. 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 2 ters çevirip çarptık. 2 bölü 5 demektir. Buradan da 1 bölü 5 bulmuş oluruz. Yani doğru cevap C şıkkı gelir arkadaşlar. F x verilmiş. A ile ilgili 2 tane fonksiyon tanımlanmış. A'yı istiyor. F A eksi 2 şuraya bulalım. Ne gelecek? 1 eksi x yerine A eksi 2 yazıyorum. Bunu da düzenlersek 3 eksi a bölü 3 gelir. F a'yı bulalım. F a zaten x yerine a yazarsak 1 eksi a bölü 3'tür. Şimdi gençler bu ifadeleri burada yerine yerleştireceğiz. 3 eksi a bölü 3 eksi 2 çarpı 1 eksi a bölü 3 eşittir a artı 4. Biraz burada düzenleyelim. 3 eksi a eksi 2 içeriye dağıtıyorum. Eksi 2 artı 2 a bölü her ikisinde de zaten payda 3. Öyle yazabiliriz. A artı 4. Sol taraf ne geldi? 1 artı A. 1 artı A bölü 3 eşittir. A artı 4. İçler dışlar çarpımı yaparsak 1 artı A eşittir. 3 A artı 12. Buradan 2 A eşittir. Eksi 11. A eşittir. Eksi 11 bölü 2 bulunur gençler. Doğru cevap B şıkkıdır. Grafiği verilen doğru fonksiyonlardan hangisi R'den R'ye örtendir? Şimdi örtmesi için R'den R'ye yani görüntü kümesi değer kümesine eşit olacak. E değer kümesi ne? R'den R'ye dediğine göre reel sayılar. Yani Y'deki bütün değerleri alması lazım. Şimdi A'da başladığımızda bakın Y'ye dikmeler indirdiğimde şuradaki değerleri aldığını görüyoruz. Yani şu alttaki değerler almıyor. O zaman bu örten değildir. Sonra C'ye bakalım. Bakın C'de de şuradaki alttaki değerleri almamış oluyor. Burada da gider. D'ye baktığımızda şuradaki değerleri almamıştır. Bu da gitti. Buna baktığımızda burada kritik olan sıfır değerini hiçbir zaman almıyor demektir. Bakın bunlar sıfıra değmiyorlar. Yaklaşıyorlar. Sıfır değerini almaz. 0 bir ayağı sayı 0'ı almadığı için bu da örten değildir. Ama buna baktığınızda bakın şunlar kollar kesilmediyse sonsuza kadar gidiyor. Görüntü kümesi buradaki bütün değerleri alacaktır. Görüntü kümesi reel sayılardır. Yani değer kümesine eşit olur. O halde B örtendir diyebiliriz gençler. R'den R'ye. Olduğuna göre A kaçtır? F 2A 3'ü bulalım. 2 üzeri 3 eksi 2 a eksi 3. Burada düzenlersek 2 üzeri 6 eksi 2 a gelir. F a artı 4'ü bulalım. X yerine a artı 4 yazıyoruz. 2 üzeri 3 eksi a artı 4. Buradan da 2 üzeri eksi 1 eksi a gelir. Bunları yazarsak 2 üzeri 6 eksi 2 a bölü 2 üzeri eksi 1 eksi a eşittir 32. Üstler ne yapılır? Çıkartılır bölmede. 2 üzeri 7 eksi a eşittir. 32 2 üzeri 5'tir. O zaman buradan 7 eksi a'nın 5'e eşit olması gerekir. a da buradan neye eşit gelir? 2'ye doğru cevap c eşit oldu. Fonksiyonun grafiği hangisidir? Şimdi 2'den küçük olduğunda ne olması lazım? x olması lazım. Yani y eşittir x fonksiyonu şuydu. Birinci açı ortay doğrusu da diyorduk. O zaman şurada o bir kesim kesinlikle yok. Bu gitti. Burada da yok. 2 iken 1 olmuş. Bunu da götürelim. Bunu da götürelim. Ya bu olacak ya bu olacak yani. Çünkü ikisi de bakın y eşittir x'i sağlıyor. 2'den küçükken y eşittir x. 2'ye eşit olduğunda ise bakın 2'ye eşit olduğunda ise 3-x 2 eşit ve büyük olduğunda. 2'ye eşit olduğunda ne gelir? 3-2'den eksi 1 gelir. Yani görüntüsü 1 olması lazım 2'nin. E bakıyorum burada 2'nin görüntüsü ne? 2 olarak verilmiş. O zaman bu da gitti. Bakıyorum burada 2'nin görüntüsü ne? 1. Bakın burası kapalı. E ondan öncesinde de zaten y eşittir x grafiğini sağlatmış oldu. O halde doğru cevap c eşit olur. 160 araç kapasiteli kapalı otoparkı, 280 araç kapasiteli açık otopark olan bir AVM'de, bakın 160 araç kapalı, 280 araç açık. Her 10 dakikada bir açıl, her 10 dakikada bir araç kapalı otoparka, her 14 dakikada bir araç açık otoparka girmektedir. X dakikayı ifade etmek üzere, X dakika sonra kapalı otoparkta bulunan boş yer sayısı f(x). Açık otoparkta bulunan boş yer sayısı ise gx ile gösteriliyor. Başlangıçta her iki otopark boş olup otoparka giren hiçbir araç çıkmadığına göre fx ve gx fonksiyonları hangisidir? Şimdi her 10 dakikada bir araç kapalı otoparka gidiyor. x burada dakikayı ifade ediyor. Her 10 dakikada bir araç kapalı otoparka. Buradan bakacağız. Şimdi araç sayımız Öncelikle f(x)'ten başlayalım. Ee f(x) kapalı otoparkınki olsun. O zaman burada <laughs> 10 dakikada bir araç kapalı otoparka geliyor. Mesela 10 dakika geçtiğini düşünelim. x 10 olsun. x dakika sonra 10 dakikada bir araç kapalı otoparka girecek. Yani buradan aslında şöyle bir şey yapalım gençler. Her 10 dakikada bir araç kapalı otoparka değil de her dakikada Çünkü burada düzeltme yapacağız. Daha sonraki e, işte baskılarımızda. Her dakikada Bir araç Her dakikada bir demeyelim. Her dakikada 10 araç Kapalı otoparka densin. Bu da her 14 dakikada bir araç açık otoparka değil de Her Dakikada 14 araç açık otoparka girsin desin. Kapalı otopark ne diyor? FX diyor. Şimdi kapalı otopark FX. Buradaki kalan yer sayısı. Başlangıçta 160'tı. E, her dakikada 10 araç azalacak. E, X dakikada o zaman 10X araç azalmış olur. Demek ki FX eşittir. 160 eksi. 10x olarak söyleyebiliriz. Yani C şıkkını buna uygun olarak yazabiliriz. Gx ise açık otoparkta. Açık otoparkta 280 araç vardı. Her dakikada 14 araç çıkıyor. O zaman x dakikada 14 x araç çıkacak. Yani geriye kalan yer sayısı 280 14x olacak. Bu da C'deki sağladı. Halde doğru cevap C şıkkıdır. Yani burada Soruda bir düzeltme yaptık. Her 10 dakikada bir araç değil de her dakikada 10 araç girsin dedik. Diğeri için de her dakikada 14 araç girsin dedik. Sonra x dakikayı belirtmek üzere kalan araç sayısını bu şekilde fonksiyonla ifade ettik gençler. Dediğim gibi bir sonraki baskımızda bu hatamız düzelmiş olacak. fx artı 3 artı fx artı 2 2x eksi 1 olduğuna göre f4 eksi f0 kaçtır? Şimdi sıfırdan hareket etmek için mi yapsak? Yok. Direkt şöyle yapalım. Birden başlatsak. Bir diyelim. X yerine bir yazdığımızda F4 artı F3 eşittir. Bir yazdığımızda ne gelecek? Bir gelecek. X yerine sıfır yazdığımızda F3 eksi F3 artı F2 eşittir. Eksi 1. X yerine eksi 1 yazalım. F2 artı F1 eşittir. Eksi 3. X yerine eksi 2 yazalım. F1 artı F0 eşittir. Eksi 2 yazdığımızda eksi 4, eksi 1'den eksi 5 geldi. Şimdi burada nasıl bir şey yapabiliriz? Bunu düşünelim. Şöyle burası aynen kalsın f4 artı f3 olsun eşittir 1. Buradan sonrasında ise şöyle yapalım. Eksiyle çarparsak eksi f3 eksi f2 eşittir 1 olur. Şurayı eksiyle çarp. Bakın topladığımda bunlar gitti. Ne geldi? F4 eksi F2 eşittir 2 geldi. Çünkü burası da 1 artı 1'den 2 olur. Sonra bununla şunu toplayalım. F2 artı F1 eşittir. Eksi 3'tü. Bu ikisini topladığımızda gençler bakın F2'ler gidiyor. F4 artı F1 eşittir. Eksi 1 geliyor. Son olarak şununla şunu toplarsak. Daha doğrusu şöyle yapalım. F4 artı F1 eksi 1 olarak yazalım. Toplamayalım. Alttakini çıkartalım. Şunu ise eksi ile çarpıp yazalım. Eksi F1 eksi F0 eşittir. Eksi eksi 5'ten artı 5. Şimdi topladığımızda. Yani bunu eksi ile çarpıp yazdık. Şimdi topluyorum. Bunlar gidiyor. Bakın ne kalıyor? F4 eksi F0 5 eksi 1'den 4 olarak kalmış oluyor. Doğru cevap B şıkkı olur. Aşağıda F-2'den 4'e fonksiyonun grafiği verilmiştir. Grafiğin kalan kısmı için F2-3 F3-F4-2 bilgileri veriyor. Hangileri olabilir? Şimdi bir kere X2 iken Y3 olacak. Şimdi burada eşit olabilir sonuçta. 2 şurada 3'e doğru denk geliyor. Burada 2. Şurada bir yere gelip 3'e denk gelmiş durumu olabilir. Burada da aynı şekilde olabilir diyebiliriz. Buradan sonrası f3 eksi f4 ise 2 eşit. 3'ten 4'ü çıkardığımızda 2 gelecek. Yani şöyle diyelim. F3 eşittir. F4 artı 2 olacak. Yani F3 daha yukarıda olacak değil mi? Görüntüsü daha büyük. Şimdi 4 şurası olsun. F3 daha yukarıda olacak dedik. F3 burada daha aşağıda. O zaman bu olmaz. F3 burası. F4 şuradan getirirsek şu değer. Şimdi bu bundan 2 büyük olabilir. Mesela 0-2 ise olabilir diyor. Sonuçta bu olabilir. Üçüncü olarak F3 F4'ten 2 büyük olacaktı. 4 şurası. Bakın F3 buraya denk geliyor. F4 buraya denk geliyor. F3 F4'ten büyük olacaktı. Bu olmaz. Bu halde hangileri olabilir? Yalnız 2 olabilir. Doğru cevap B şıkkı olur gençler. Ve böylelikle amatör birinde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.